Hadi kızım tepsiyi getir. Yağladın mı kızım? Evet anne, bak istersen sen de. Tamam. Acele edelim de. Bu baban da nerede kaldı? Erken çıkacaktı ya anne. Gelir herhalde birazdan. Acıktın mı oğlum benim? Ha? Acık sabret ha? Ay Muhsin. Bari bugün de erken geliver ya. Erkencisin Muhsin abi. He, öyle oldu bugün. Bugün diploma günümüz de Allah'ın izniyle. Yapma ya, Lale mi? Bitirdi üniversiteyi vallahi. Maşallah ya, aferin. Sorma. Uzun ince yol, zahmetli dedik. Biter mi dedik ama bitti çok şükür. Hayırlı olsun Muhsin abi. Allah acılarını göstermesin. Hayırlı işler. Güle güle abi, sağ ol. Neredesin Muhsin sen ya? Geldim ya. Sen şirket mi saatte geldiğimi? Aldın mı kuş üzümü filan? Ha, hepsi burada torbada. Nasılsın kızım? Hoş geldin baba. Nasılsın oğlum? Acıktık. Tabii ya. Bunlar öldürür adamı açlıktan. Emine acıkmış bak Yusuf. Bekleyin canım ha. Ablan da nerede kaldı? Eli kulağındadır. Birazdan gelir herhalde. Hazırlıyoruz böyle hanımefendiye ama kıymetini bilir inşallah. Ne oldu yine? Anne, normal olan diploma törenine bizim de gidip güle oynaya hep beraber eve dönmemizdi. Ama senin kızın öyle bir surat yaptı, öyle çemkirdi ki. Canım, vardır bir sebebi. Ya sebebi vardır da, neyse. Neyse canım, bugün ablanı şımartacağız biraz. Hadi bakalım. Lale, yarın görüşebilecek miyiz? Olur, tabii. Tamam, tekrar kutlarım. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Kızım hoş geldin. Nerede bakayım? Diploma nerede? Dur bir Muhsin, içeri geçelim. Dört sene uğraştı çocuk ya. Asalım şöyle baş köşeye. Aman baba, sanki ne işe yarayacaksa. Tebrikler abla. Sağ ol canım. Hayırlı olsun kızım. Vallahi candan tebrik ederim. Canım kızım. Tuttuğun altın olsun inşallah ya Rabbim. Bravo Lale,
Bravo. Bak, Lale. Yusuf bile coştu. Bravo. Öpsün çocuk kızı. Hadi. Ay. Aman Yusuf be, aman. Ne oldu be? Yüzümü yıkayacağım, baksana. Vantuz gibi. Tam sopalık bu kız, tam. Böyle yapıyorsun. Ne diyorsun? O bizim kardeşimiz. İyi, al ayranı gör öyleyse. Sen var ya. Kardeşim diye yalap şalap salyasına katlanamam, tamam mı? Ya. Ya. Sırf annem babam diye de bu pis ve rutubetli eve de katlanamayacağım ayrıca. Anladın mı küçük hanım? Nankör. Bana bak, şimdi pasak geliyor. Hadi yavrum, bitmedi mi işiniz daha? İyi be anne. Nereye yetişiyorsak. Şimdi ne olacak? İş güç ne yapacaksın? Bak işte o biraz zor. Aa, niye öyle diyorsun kızım? Nasip bu. Bir gün seni de bulur inşallah. Niye öyle dedin? Bir sürü üniversite var baba. Hele bizim bölüm. Yani sürüsüne bereket. İşsiz mezun dolu ortalık. Olsun be kızım. Acele etme hiç. Gir bakalım sınavlara, bakarsın. Belki hiç gerek kalmaz baba. Nasıl yani? Bakalım. Zaman ne gösterir bilemeyiz, değil mi? Geç kalktın oğlum. Herkes yaptı kahvaltısını, çekildi. Az tembel teneke değilsin sen de. Çıkıyor musun kızım? Hı hı, çıkıyorum. Pek güzel olmuşsun. Lale. Hı. Hani diyorum, şöyle hayırlı filan bir şey mi var? Nasıl yani? Yani durumuna bakınca olur ya kızım. Yaşın artık geldi. Vaktidir. Hayırlı mı? Kesin hayırlı anne. Kesin. En azından kurtuluyorum. Aa. Ne demek istedin sen? Nedir öyle kurtulmak murtulmak? Esir misin sen burada? Sen nesin anne? Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evdekiler nasıl?
Kutladınız mı mezuniyetini? Evet, kutladık. Kutladık tabii. Beni ne zaman tanıştıracaksın onlarla? Tanıştırmak mı? Elbette. Çok memnun olurum. Ama benim ailem... Yani öyle durduk yerde tanıştıramam ki. Durup dururken olduğunu kim söyledi? Ne? Yani... Gelmişken seni de isteyiveririm diye düşünmüştüm ben. bu yaştan sonra anamı babamı getiremem herhalde, değil mi? Sen ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Ay çok mutluyum, çok. dur deli kız. Hay Allah. Ne zaman geleceksin? Ayşe. Şurayı da silecektin hani. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Leş gibi leş. Anne. Bu çatlak beni hizmetçisi falan mı sanıyor? Bakma kızım sen ona. Akşama dünürcü gelecek. Eli ayağına dolanıyor tabii. Boş ver. Ya of. Anne. Ha? O da akşam burada mı olacak? Nasıl? Kim? Yusuf canım. Evet kızım tabii. Semiha teyzelere falan bıraksak onu. Aa, nedenmiş o? Ya yemeğe çağırdık adamı anne. Şimdi bu böyle suyunu akıta akıta. Sen ne diyorsun Lale? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Seni kardeşinden utandıracak ekabir hiç gelmesin buraya kızım, hiç gelmesin. Doğru. Ben olsam gelmem. Sen nasıl konuşuyorsun öyle? Abla yeter artık. Yalan mı be? Şimdi babam gelecek ya hapis içinde. Yusuf öyle sırıta sırıta bakacak adama. Annem de sen ağzını şapırdatacak. Yalan mı? Tımarhane burası be. Beni de mahvedeceksiniz, beni de. Anne. Sen. Anne. 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 Defol şuradan, tamam mı? Defol. Anne. Anneciğim iyi misin? Anne. Anne. Anne iyi misin? Anne. Anneciğim. Vallahi benim hikayem. İnsan tabii. Hangi yaşta olursa olsun anaya babaya ihtiyaç duyuyor. Özellikle de böyle durumlarda. Ama maalesef ikisi de rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. Lale bahsetmiştir. Bir de evlilik geçti başımdan. Her şey insan için canım. Her şey insan için. Allah akıbeti hayretsin. Öyle öyle. Efendim, meseleye gelecek olursak... Vallahi nasıl açılır bu mevzular pek bilmem ama... Hay Allah, düşündüğümden daha zormuş. Ne diyorduk? Evet. Siz de münasip görürseniz... kızınız Lale ile... hani eskiler nasıl derler... desti izdivacına talip. Bravo Lale. Bravo Lale. Yusuf da coştu. Bravo Lale. Bravo. Yusuf'a televizyonu açayım içeride de izlesin. Gel Yusuf'cum. Bravo Lale. Bravo. Bravo Lale.
Bu da bizim garibimiz işte Şeref Bey. Ya öyle. Bravo Lale. Bravo Lale. Bravo. Lanet olsun sana değil mi? Her şeyi berbat ettin, her şeyi. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Allah kahretsin be. Bir sen değil ki hepiniz kaçıksınız. Hepiniz beni rezil etmek için yarışıyorsunuz. Gıkın çıkmasın, tamam mı? Gıkın. Hadi bakalım kızım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Aman da annesinin bir tanesi. Aman da annesinin güzeli. Sen ne yaptın bu çocuğa? Ne be? Ne diyorsun yine? Yusuf'a ne yaptın? Öf! Saçmalama! İşim var benim. Geç kaldım zaten. Dün gece sen bir şey yaptın Yusuf'a. Aman! Yusuf'a kesin bir şey yaptı bu. Hiç tadı yok çocuğun. Anlamadım gitti anam. Öz kardeşini düşmanı gördü kız. Ondan utanıp sakınacak adam bize damat olmayıversin canım ha. Herkesin başında. Adamın bir şey dediği yok anne. Senin kızın heyheyli. Aman. Şaştım kaldım canım ben de. Buyurun. Afiyet olsun. Vay be. Talebeliğimden beri hiç gelmedim belki buralara. Sen beni gençleştirdin. Farkında mısın? Sen zaten gençsin hayatım. Yemezler. Şu işler bitsin, düzenimizi kuralım. Ondan sonra da diyorum ki sizinkileri de alıp birlikte oturalım. Ne dersin? Bunu yapmak zorunda değilsin. Hayır, istemeden yapıyor değilim. Ben severim büyük ailemi. Hem binbir güçlükle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Yazıktır ya. Ya ben bunu istemezsem? Hı? Oh,
Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Kardeşine baktın mı? Ne yapıyor? Vallahi sabahtan beri öyle oturuyor anne. Gittim, konuşmadı bile benimle. Of. Hey ya Rabbi.
Neden geldin? Baba, ben... Aç mısın kızım? Şeref kaza geçirdikten sonra tam 1,5 yıl boyunca yattı. Vefatına kadar. Bravo diyeceği gibi tam 18 ay boyunca sıvıyla beslendi Şeref. Aylarca onu ellerimle besledim. Vücudu çürümesin diye olduğu yerde çevirdim Ayşe. Altını temizledim biliyor musun? Tıpkı annemi Yusuf'a yaptığı gibi. Ona yattığı odaya her girdiğimde ne kadar aptal, ne kadar akılsız olduğumu söyledim kendi kendime. Sanki... Sanki... Hadi yarın konuşuruz. Dinlen biraz. Hadi. Allah rahatlık versin. Ayşe. Bari. Bari sen. Sabah konuşuruz. Dinlen hadi. Lanet olsun sana değil mi? Her şeyi berbat ettin. Her şeyi. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Allah kahretsin be. Bir sen değil ki hepiniz kaçıksınız. Hepiniz beni rezil etmek için yarışıyorsunuz. Gıkın çıkmasın tamam mı? Gıkın. Ha ha ha.